Merhaba arkadaşlar. Ben Nural Demir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel gökkuşağı anahtarlık modelinin anlatımını paylaşacağım. Bunun için evde kalan antik iplerimi kullandım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ben sırasıyla size hangi renkleri kullandığımı, hangi malzemelerimi kullandığımı gösterip bir önce projemize başlayalım. İp olarak mor renk, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de evinizde kalan renklerden kendinize bir renk kombinasyonu da yapabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde bu renklerle aynı sırayla gökkuşağınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için anahtarlı kalkama, iğneye, tığım, makasım ve bir miktar elyafa ihtiyacım olacak arkadaşlar. Ben boncuk elyaf kullanıyorum. Çok az bir miktar elyaf kullanacağım bu projemizde. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Ben iplerime uygun olarak 2,10 milimlik tığ kullandım. Siz de kendi ipliğinizin kalınlığına göre tığ seçimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıçta birazcık uzunca böyle bir iplik bırakacağız. Şu iç kısmında dikişimiz var. Burayı dikişle yapabilmek için mor renkten biraz daha ilk başta ip bırakıp zincir çekmeye öyle başlayacağız. Bir de ayrıyetten arkadaşlar ben kullandığım iplerin renk kodlarını ve markalarını açıklama kısmına size yazarım. Siz de isterseniz aynı iplerle, isterseniz elinizdeki iplerle yapabilirsiniz. Öncelikle işimize 19 tane zincir çekerek başlayacağız. Mor renk ipimizle birazcık dikiş için şöyle bir miktar ip ayırdıktan sonra 19 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Zincir çekmek için şu şekilde ben ipliği üst üste koyuyorum. Bir kere içinden geçirdim. Tekrar geçirip alttan ipi çektiğimde şurada bir ilmek oluşturmuş oluyorum. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Bu başlangıç ilmeğimiz. Bunun üzerine toplamda 19 tane zincir çekeceğiz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane zincirimizi çektik. İlk zincirimize ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tığım üzerine herhangi bir ip dolamadım. İlk zincirim. İlk zincirime batırıyorum tığımın ucunu. İlmeği çekiyorum. Sonra tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu ilmek kaydırma ya da bağlama dediğimiz yöntem. Bir tane zincir çekiyorum. Bundan sonra arkadaşlar bu ilmeğim dahil her bir ilmeğimi ikişer tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. İki tane her bir zincirimin içine arkadaşlar. İkişer ikişer her bir şu ilmeğimin içine şurada iki tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu halkın etrafını dolanıp buraya geleceğiz. Evet arkadaşlar. Ben sıramı tamamladım. 36 tane sık iğne sahip oldum. Şimdi diğer rengimiz mavi rengimize devam edeceğiz. Tane
Sık iğnemizi yapmıştık. Şu ilk sık iğnemize. Geçirdik. Bu iki ilmeğimizin içinden mavi renk ipliğimizi geçiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve mor renk ipliğimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şimdilik mor renk iplikli işimiz bitti. Bunları şu araya gizleyerek örersek hem işimiz temiz olur. Şöyle. Evet. Şimdi 5 tane sık iğne, 1 tane artırma yapacağız arkadaşlar. Mavi renk ipliğimizle. 5 sık iğne, 1 artırma. Toplamda sıranın sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak mavi renkte. Başlayalım. Bir, iki. Şu iplerimi de araya saklıyorum ki arkadaşlar temiz olsun diye. 3, 4, 5. Ve şimdi aynı deliğe iki tane batıyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Beş sık iğne, bir artırma. Şimdi tekrar bu işlemi 6 kere tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 6'ncıyı artırıyoruz. Evet arkadaşlar, son ilmeğimi de artırarak bitiriyorum. Tekrar geçirdim. Tığım üzerinde 2 ilmek varken şimdi diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. Maviden sonra yeşil renk ipliğimizi kullanacağız. Yeşil renk ipliğimi aldım. İçinden şöyle yakından göstereyim. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve mavi ile ördüğümüz kısmı kesiyoruz arkadaşlar. Şimdilik mavi renk ipliğimle de işim bitti. Daha sonra şu gökkuşağının püsküllerini yapmak için kullanacağız. Şu dikiş için kullanacağımız mor ip arkadaşlar, onu karıştırmayalım. Şimdi mavi ve yeşil renk ipliğimiz. Şimdi arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıp bir artırma yapıyoruz önce başlangıçta. Üç tane sık iğnemi yaptım. Bir tane artırmamı yapıyorum. Şimdi ise 6 sık iğne bir artır olarak gidiyoruz arkadaşlar. 5 kere 6 kere sık iğne bir artır yapacağız. 1 2 3 4
5 6 ve artır. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve artır. Şurada kalan ipliğimizi temizleyelim arkadaşlar, hemen elimize dolanmasın. Evet. Şimdi tekrar 6 tane sık iğne, 1 artır. Evet arkadaşlar, 6. sık iğnemi yaptım ve çoğaltıyorum. Ve en sonda 3 tane sık iğnelik yerim kalması gerekiyor arkadaşlar. 3 sık iğneyi baştan bırakmıştık. 3 sık iğne de sondan bıraktığımda burayı da 6'ya tamamlamış olacağız. Yani 6 sık iğne 1 artır şeklinde sadece sıramızı kaydırmış olduk. Bu çoğaltmaları yaptığımızda burada şöyle köşelik köşelik çıkıntılarımız olmaması için. 3 tane sık iğnemizi de yapıyoruz ve yeşil renkli sıramızı da bitiriyoruz. İlk yaptığımız tepesine batıyoruz. İçinden ilmek çekiyoruz ve diğer rengimizi içinden geçiriyoruz. Yeşilden sonra sarı rengimiz arkadaşlar. Sarı renk ipliğimi alıyorum. Evet arkadaşlar, sarı ipliğimizi geçirdik. Bir zincir çekiyoruz. Sıkıştıralım iplerimizi. Şimdi arkadaşlar 7 tane sık iğne, 1 tane artırma olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, son artırmamızı da yaptık. Sarı rengimizin sırasını da tamamladık. Geçirdim. Şimdi bir diğer rengimiz olan turuncu rengimize geçiyoruz arkadaşlar. İçerisinden turuncu rengimize geçirdik. Bir zincir çektik. Sık iğne yaptık. Burada 4 sık iğne 1 artır yapacağız. Sonrasında ise 8 sık iğne 1 artır olarak 5 kere tekrar edeceğiz. Sonra 4 sık iğne ile bitireceğiz. Sarı renk ipliğimizi de keselim. Bir sık iğnemizi yapmıştık zaten. 2 3 4 tane sık iğnemizi yaptık. 1 artır. Şimdi ise 8 tane sık iğne 1 artır yapacağız. Bunu 5 kere tekrarlayacağız arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, son 8 tane sık iğnemi yaptım ve artırmamı yapıyorum. Dört tane sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da böyle bitiriyorum. Şimdi son rengimiz olan kırmızı rengimize geldik. Kırmızı renk ipliğimizi, evet şöyle tekrar göstereyim. Kırmızı renk ipliğimizi geçiriyoruz. Bir zincir. Ve turuncu renk ipliğimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi 9 tane sık iğne, bir tane artır olarak bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, artır. Hazırlığımızı keselim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve artırıyoruz. Bu şekilde 6 kere 9 tane sık iğne 2 artır. Yani buradan başlayıp toplamda 6 kere sıra sonuna kadar 9 tane sık iğne 2 tane 9 tane sık iğne 1 artır şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. İlmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve kırmızı ipimizi birazcık uzun bırakıyoruz. Çünkü şu üst kısmın dikişinde de şu kısmın dikişinde de kırmızı ipliğimizi kullanacağız. Bir miktar uzun bıraktıktan sonra ipliğimizi kesiyoruz. Mor, ortada mor rengi uzun bırakmıştık. En üstte de kırmızı rengi uzun bırakıyoruz dikiş için. Örme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde bir halkımız olacak. Bu halkımızı bu şekilde, şurası tam kenara gelirse daha iyi olur. Şöyle katlayacağız. Önce mor renkle burayı, sonra kırmızı renkle burayı içine elyaf doldurarak dikeceğiz arkadaşlar. İğnemi alıyorum. Önce iç kısmını dikmemiz gerekiyor. İpliğimi geçirdim. En uç kısmı, katladığımız en uç kısmı iğneyi geçiriyorum. Evet. Şu şekilde ayarlamamı yaptım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde iki ilmekten geçirerek, oldukça basit bir dikim aşaması var. Her bir ilmeğin içinden bir alttan bir üstten geçirerek verev olarak dikiyoruz arkadaşlar. Pardon. Ufak bir kaza. İş kazası.
Bakın arkadaşlar, bu şekilde dikimimizi buraya düğümümüzü yaptıktan sonra ipliğimizi iç kısmı alıyoruz. Azıcık pay bıraktım. Ve kestim. Şimdi kırmızı rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Kırmızı renklerimizi de iğnemizin içinden geçiriyoruz. Şuradan küçük küçük ipliklerimiz çıktı. Bunlarla tığımızı hemen iç kısmı çekelim arkadaşlar. Bir içtekinden bir buradakinden. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Verev olarak her seferinde birer tane. Şu başa kadar, şu yani orta kısma kadar gelelim. Sonra elyaf doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Orta kısma geldikten sonra. Şimdi elyafımızı küçük parçalar halinde parmağımızla ittire ittire. Çok aşırı doldurmayacağız. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu çok şişkin bir, yani şöyle hafif bir yassılık olacak şekilde. Şekil vere vere şu ve şu kısımlarına iyi dolduralım. Oralara ulaşsın elyaflarımız. Birazcık daha dikelim. Sonra tekrar elyaf doldurmaya devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde hem dikerek hem doldurarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, örme işlemimiz ve doldurma işlemimiz bitti. Bundan sonra yaklaşık yani 12 santim kadar, 10-12 santim kadar böyle rengarenk her renkten ipler kesip ucularını şuralara püskül olarak takacağız. Ben püsküllerini hazırlayayım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben 14 santimlik olarak ayarladım. Bu şekilde püskül parçalarımızı kesiyoruz. 12 santim olabilir. Hani ne kadar püskül yapmak istediğiniz, şu boyutun sizde ne kadar kalmasını istiyorsanız orası size kalmış. Buradan başlayacağız. Sırasıyla gideceğiz. 3 tane kırmızı rengimizi 3 şekilde alıyoruz. Eşitliyoruz. Tam ortasında bildiğimiz püskül takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kırmızı rengimiz tamam.
Sırada turuncu rengimiz var. İki tane turuncudan, bir tane kırmızıdan alıyorum. Şu şekilde takacağım arkadaşlar. Kırmızım bu tarafta kalacak. Böyle kaynaştırma yapa yapa takmış oluyorum. Turuncu rengimi de hazırlamış oldum. Şimdi sıra sarı rengimde. İki tane sarı rengimi, bir tane turuncu rengimi alıyorum. Eşitliyorum. Ortasını buluyorum. Aldığım turuncu, turuncu tarafında olacak şekilde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Bu şekilde yaptım. İlmeğimi geçirdim. Şimdi yeşil rengimizdeyiz. İki tane yeşil. Evet arkadaşlar. Son olarak tekrar burada mor rengimize geldik. Mor rengimizde de yine üç tane mor renk. En başta kırmızıda başlangıçta üç tane rengimizi aynı takıyoruz. Ve burada sonda üç rengimizi aynı takıyoruz. Diğerlerine iki tane ördüğümüz renk bir tane yanındaki ip renginde. Hani kaynaştırmalı gitmesi amacında. O şekilde takıyoruz. İsterseniz üçünü de aynı şekilde takabilirsiniz de. Mor rengimizi de taktık. Güzelce sıkıştırıyoruz. Bu taraf renklerimiz bu şekilde oldu. İstediğimiz uzunluğu ayarlıyoruz. Şu şekilde. Buradan makasla kesiyoruz. Sonra aynı işlemi bu tarafına da yapıyoruz arkadaşlar. Buraya da püsküllerimizi takıyoruz. Uçlarını güzelce temizliyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi tamamladım. Uçlarını kestim, düzelttim. Bu şekilde isterseniz araba süsü olarak kullanmak isterseniz bu gökkuşağınızı böyle ip geçirerek dikizhanesine bağlamak için yapabilirsiniz. Ya da isterseniz buradaki gibi anahtarlık yapabilirsiniz. Yani bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani benim şu an elimde bu ince anahtarlık vardı. Malum şu aralar pek dışarı çıkamıyoruz koronavirüs şeyinde. O yüzden ben elimdeki anahtarlığı yani model olarak göstermek için taktım. Zinciri daha kalın anahtarlıklar tercih ederseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bunu da belirteyim. Ben bunu bir yerden almıştım ama hani anahtarlık için uygun bir zincir değil. İster anahtarlık modeli, isterseniz araba dikiz aynası model olarak kullanabilirim diye göstermek amaçlı. İkinci bir söyleyeceğim de şu var. Bunda mesela ipleri olduğu gibi bıraktım. Bunda ise ipleri ince bir tarakla yani şu şekilde ince dişli bir tarakla şöyle taradım arkadaşlar. Bu hale getirin. İster böyle, ister bu şekilde. Tercih size kalmış. Hangisini daha çok severseniz. Böyle de bence gayet güzel. Hani ben bu şekilde de beğendim. Bu şekilde de gayet hoş. Böyle iki tarz. İster anahtarlık, isterseniz dikiz aynanıza süs.
Güzel bir gökkuşağımız oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer sizler de kanalıma abone olmadıysanız lütfen ücretsiz olan abonelik işleminizi yapınız. Bana destek olunuz. Videomu beğenmediyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Hoşça kalın.